sabahlar sevgili izleyenler. Haftayı kapatıyoruz, son işlem günündeyiz ve portföy yönetimiyle karşınızdayız. Bütün hafta neler oldu, fiyatlamalara neler yansıdı, bunlardan bahsedeceğiz. Yine endekslerdeki son duruma bakarak başlayacağız. Borsa İstanbul 100 Endeksinde haftayı kapatırken görünüm nasıl? Hemen dönüp o tarafa bakalım. Fakat öncesinde tabii bir özetleyelim. Bu hafta iki işlem günüyle sınırlı kaldı bayram tatili sonrasında. Şu an için baktığımızda 2456 puan seviyesinde görüyoruz. Endeksi 0.4 aşağı yönlü hareketle birlikte. Dün bayram sonrası ilk işlem gününde biraz daha pozitif bir açılış görmüştük. 2466 puan bugün gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeyken aşağıda 2445'i takip ediyoruz. Güne pozitif başlamıştı dün endeks, bahsetmiştik. 2491 seviyesini test etmesinin ardından bir geri çekilmeyle karşılaştı. Küresel piyasalarda aslında satış ağırlıklı seyirler var. Bunun bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Açıklanan rakamlar vardı yine. Fakat günü kapattığı nokta itibariyle %1,47'lik prim gördük. 2466 puanla beraber bugün yine gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeler buralara işaret ediyor diyebiliriz. Hafif alıcılı başlaması bekleniyordu bugün yine güne. Bundan da bahsedebiliriz. Şu an için 0.38'lik bir aşağı yönlü hareket var. Yine 2460'lar önemli seviyeler olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Olası yükselişlerde 2500'leri konuşmaya devam edeceğiz de diyebiliriz. Bankacılık tarafında durum nasıl? Hemen ondan da bahsedelim. Dün yine raporlardan bahsetmiştik BDDK'nın. İlk 3 ayın performansına dair karlılıklardaki artışları aktarmıştık. 2090 puanda bankacılık endeksi. Yatay negatif bir görünüm var. Bu cephede 2093 en yüksek seviyeyken aşağıda 2081 puanı görmekteyiz. Banka hisselerinde durum nasıl? Onların da detayını görelim. Finansalları oldukça iyi gelmeye devam ediyor. Bankacılık tarafını konuşacak olursak. Bir taraftan son süreçte enflasyona endeksli enstrümanlardan bahsediyoruz. Bunlar da yine karlılıkları destekleyici unsurlar olarak karşımıza çıktı. Akbank'a bakıyoruz, 0.4 aşağıda. Garantide yatay pozitif bir görünüm varken Halkbank'ta 0.3 aşağı yönlü hareketi görmekteyiz. İş Bankası ve Yapı Kredi yine yatay pozitif diyebileceğimiz bir noktada. Vakıfbank'ta ise 0.45'lik bir aşağı yönlü hareket kendisini gösteriyor. Diğer bankacılık hisselerinin de detayına bakalım hemen. Albaraka'da 0.8, Kalkınma'da %1,5 civarında aşağı yönlü hareket, TSKB yatay. ICBC'de 0.3, QNB Finansbank'ta yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir var. Şekerbank'ta da 0.8'e işaret ediyor bu rakamlar. Sanayi cephesinde nasıl bir görünüm var? Oraya da dönelim hemen. 4.263 puan seviyesiyle 0.4'lük aşağı yönlü hareketi burada da görmekteyiz. 4.280 günün en yüksek seviyesiydi. Aşağıda 4237 puanı takip ediyoruz. Küresel piyasalardaki yansımaların endekse sirayet ettiğinden bahsetmiştik. Orada durum nasıl? Ondan da bahsedelim. Şimdi FOMC toplantısını takip ettik Mayıs başı itibariyle. Biz bayram tatili içerisindeyken bunun yansımalarını küresel piyasalarda da içeride Borsa İstanbul'da da görmeye başladık. Yarattığı ilk tabir caizse rally havası biraz daha kısa sürdü diye nitelendirebiliriz belki. Bu arada İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararını aldık. Bir taraftan da büyümede aşağı yönlü revizyonların geldiğini görüyoruz tahminler arasında. 2020 yılından bu yana yaşanan en sert düşüşün kaydedildiğinden bahsedebiliriz. Tabii ki kar realizasyonlarını da bu anlamda hesaba katmak lazım. Toplantının detaylarına baktığımızda biraz daha işte beklenenden sakin tonda gerçekleştiği ifade edilebilir. Sıkılaştırmacı döngünün kararlılıkla sürdürülecek olması hususu yine masada görünüyor. Satışların biraz daha sertleşmesine neden olduğundan bahsedebiliriz. Merkez bankalarının nezdinde İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararını takip ettiğimizden bahsetmiştik. Resesyon risklerine rağmen yükselmeye devam eden bir enflasyon var. Bununla mücadele adına yeniden faiz artırımı diye düzeltelim. Faiz artırımına gittiler ve %1 ile 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviyeleri telaffuz eder olduk aslında. Bu süreç biraz daha risk iştahındaki zayıflamayı da tetikledi diyebiliriz. Avrupa borsalarına da baktığımızda satış ağırlıklı seyirleri görüyoruz. CAC 40'da %1'in üzerinde. IBEX'de %1'e yaklaşan bir kayıp var. DAX'da, FTSE'de yine 0.4-0.7 oranlarında aşağı yönlü hareketlerin geldiğini ifade edebiliriz.
Tahvil cephesinde nasıl bir görünüm var? Kısaca oraya da değinelim. 10 yıllıklara baktığımızda ABD cephesinden FED'den gelen mesajları takip ettik. Bununla beraber 3.03'lere kadar yükselen ABD 10 yıllıkları vardı ve günün aslında zirvesine yakın seviyelerde kapanış gerçekleşti. 3.02'ler civarında. Tüm bunlarla beraber Almanya'ya baktığımızda orada 1.04 seviyesinde tahvil 10 yıllıklara baktığımızda kapanışı gerçekleşti. Ve yine Fransa'da 1.56. İngiltere'yi konuşacak olursak 3 bas puanlık bir daralmayla 1.96 seviyelerinden günü sonlandırdığını ifade edebiliriz. Hemen dönelim. Tüm bu gelişmelere dair yorum alalım. Detaylarıyla konuşacağız sonrasında piyasalardaki gelişmeleri, şirketlere dair haberleri. Stratejist Halil Reçber bizlere eşlik edecek ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar Gezde Hanım. Teşekkür ederiz. Merkez bankalarını sahnede görüyoruz bu hafta yine. Kritik FED toplantısı aşıldı. Beklentiler dahilinde gelen bir faiz artırımı var. 75 bas puanlık beklentiyi Mayıs sonrası toplantılarda da bu beklenti hakimdi. Buna ilişkin artık biraz daha törpülendi diyebiliriz Powell'ın açıklamalarıyla önü kapandı. Tabii önemli olan husus biraz daha bu süreçte bilanço daraltılmasıyla ilgili nasıl ilerleneceğiydi. Onunla ilgili detayları da aldık ama yansımaları nasıl oldu? İngiltere Merkez Bankası'nı görüyoruz. FED'den sonra Körfez ülkelerinin merkez bankalarının da onu takip eden adımlarını gördük. Yani bir Merkez Bankası haftası gibi de belki yorumlanabilir. Biz iki işlem günü açız, konuşuyoruz ama neler gördünüz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ifade etmiş olduğunuz gibi aslında Amerikan Merkez Bankası bir yerde beklenen faiz artırımını yaptı. Ki şöyle söylemek istiyorum aslında sizin önceki programlarınızda da sık sık bahsetmiş olduğunuz üzere beklenti çerçevesinde bir faiz artırımı ama bir ara özellikle büyüme verisinin gelmeden önceki süreçte yaklaşık acaba 75 bas puan yapabilir mi? Bunun fiyatlaması oluşabilir gibi bir takım beklentiler söz konusuydu. Ama beklentiler çerçevesinde en azından büyüme verisi çok ciddi anlamda negatif gelince hatta bu durumda faiz arttırılırken bir resesyon ihtimali oluşabilir mi? Enflasyonun önüne geçerken buna mukabil 50 bas puanlık bir piyasanın daha çok beklediği, ikinci adımda beklediği faiz artırımı gelmiş oldu. Çünkü eğer biliyorsunuz iki çeyrekte veya iki verinin üst üste eksi gelmesi halinde resesyon durumu söz konusu. Olur mu olmaz mı çok da kritik bir dönem, kritik bir süreç yaşadığını söyleyebiliriz Amerikan ekonomisinin. En azından şu durumda baktığımızda böyle bir risk var tabii ki. Şunu da söylemek istiyorum. Detaylara baktığımızda, açıklamalara baktığımızda, daha önceki programlarda da bahsetmeye çalıştığımız aslında Amerikan Merkez Bankası'nın politikası gereği öncelikli olarak büyüme odaklı gidiyor olması veya geçmiş politikasının daha doğrusu büyüme odaklı olması bundan sonraki süreçte daha çok yine büyüme odaklı gidebileceği için faiz artırımlarına eğer verilerdeki bu sürpriz addedilen çünkü %1 bekleniyordu büyüme negatif birlerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Bu da ister istemez acaba Amerikan Merkez Bankası bir faiz artırım sürecine es verebilir mi, ara verebilir mi? Bunu belki de konuşacağımız süreç olabilir. Çünkü veriler burada çok daha önemli olacak biliyorsunuz. Öncü veriler çerçevesinde ve ekonomik verileri, gelen verileri çok daha önden bir yerde piyasaları regüle etmesi anlamında önemli açıklamalar yapan Fed'in bence biraz daha acele etmeyecek diye düşünüyorum. Eğer veriler kötü gelecek olursa geçmiş döneme şöyle dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle eğer büyümeyi sekteye uğratacak bir takım negatif gelişmeler söz konusuysa hemen Amerikan Merkez Bankası'nın hızlı bir şekilde, proaktif bir şekilde
faiz arttırımını kestiğini dahi görüyoruz. Çünkü örnek olarak da buna şöyle söylüyorum. 2000'li yılların başında yine Amerikan Merkez Bankası bu dönemde likiditenin artması, hatta hafif enflasyonist dönemin oluşmaya başladığı süreçte çok seri faiz arttırımı yaparken birden faiz arttırımı değil, faiz indirimine gittiğini dahi görüyoruz. Bunu tam yıl olarak, ay olarak hatırlayamıyorum ama 2000'li yılların başında, yanılmıyorsam 2004-2006 yılları içinde olması lazım. Böyle bir hamlede bulunabilir mi? Çünkü biliyorsunuz, daha önce de bahsetmeye çalıştık ama ülkelerin merkez bankalarının politikaları vardır. Öncelikle Amerikan Merkez Bankası büyüme odaklı. Avrupa'da geçmiş yıllarda Dünya Savaşı'ndan sonra yaşamış olduğu enflasyon, büyük enflasyon sebebiyle daha çok enflasyon odaklı gider. Enflasyonu kontrol altına almak için enflasyon olmasın da ne olursa olsun büyümeyi dahi ikinci plana atan bir politikası olması sebebiyle bunu söylemek istiyorum. Onun için önümüzdeki süreçte eğer verilerde özellikle istihdam verisi, büyümeyi etkileyecek öncü göstergeler, tabii ki bu noktada çok önemli birkaç tane makro mikro önemli veri var. Bunlar öncü olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu olmadan önce de piyasada biz fiyatlamalara yansıyacağını göreceğimizi düşünüyorum. Açıklamaların hatta tonunun biraz daha düşmeye başladığını görüyoruz. Onun için yakından, zaten herkes çok yakından takip ediyor piyasaları. Burada önemli olacak veriler hangisidir? Belki bunlar üzerine biraz da öncü gösterge olarak düşünmekte fayda olacak. Şu anki gösterge faizlere baktığımızda %3'lere ulaşan bir Amerikan 10 yıllıkları görüyoruz. Avrupa tarafında artık %1'in üstüne çıkan faiz görüyoruz. 2014'ten sonraki en yüksek seviyeler. Bunların hepsi yakında gelecek olan önemli veriler çerçevesinde. Çünkü ilk çeyreklerin de bittiğini düşünecek olursak, ikinci çeyrekte veya yarı dönemde ki fiyatlamalar geçmişle karşılaştırdığımızda pandemi sonrası emtia fiyatlarının çok yüksek olması, dünya büyüme verilerinin gerçekten birçok ülkede ciddi aşağıda kalması, hatta merkez bankalarının faiz arttırım politikaları bu anlamda bu süreci biraz daha törpüleyecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte piyasa fiyatlamaları anlamında baktığımızda yani şu an için en azından ben kendi senaryom çerçevesinde gördüğüm kadarıyla borsalar, özellikle gelişmiş ülke borsalarında ciddi satışlar görüyoruz. Bunların önümüzdeki daha doğrusu yıla yayılacağını ben düşündüğümü daha önce de bahsetmeye çalışıyorum ama önümüzdeki süreçte tabii ki yine göreceğiz detaylı bir şekilde. Evet. Biraz daha yakını konuşalım isterseniz, Haziran'ı. Yani bilançonun Tabii. daraltım süreci başlamasıyla birlikte yansımaları nasıl olacak? Şimdi tahvil getirilerinde siz de bahsettiniz, işte ABD 10 yıllıklarında 3'ü aşan bir görüntü vardı ve tahvil getirileri yükselmeye devam ediyor. Getir eğrisinin her iki tarafında da, tüm dünyada bunu görüyoruz. Sık sık da belki bu parasal bolluk içerisinde ve sonrasında görülen en rasyonelist fiyatlama olduğundan da bahsediyoruz. Nereye gidiyor? Hisse senedi piyasalarını nasıl etkileyecek? Bilanço daraltımı sürecinin gerçekleşmeye başlaması, artık bu adımın atılmasıyla birlikte piyasalarda daha sert düşüşler görecek miyiz? Ne dersiniz? Nasıl hareket edecek yatırımcı? Evet, zaten bunu fiyatlamasını yapmaya başladığını görüyoruz piyasaların. Özellikle bu daha doğrusu geçmiş yılın, yani 2021'in son aylarından itibaren bir takım güçlü işaretler gelmeye başlamıştı fiyatlamalar üzerinde. Ve özellikle dün ve bu hafta boyunca FED kararının yumuşak tonda olması gibi bir hava oluştu piyasada ama bunun iyi bir satış fırsatı olduğunu zaten gözlemledik. Dolayısıyla dün akşam gelen satışlara baktığımızda çok ciddi olarak belki de son ayların en sert satışlarından biriydi. Bu zaman zaman önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü hem faizlerin yükseldiği bir ortamda aynı zamanda büyüme verilerinin ciddi sıkıntı oluşturduğu ve ufukta da açıkçası büyüme verilerinin çok da olumluya evrilecek bir süreçte olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Amerika tarafında sürpriz, Avrupa tarafında bunun biraz daha etkilerini göreceğiz. Belki savaşın etkilerini de burada
biraz Avrupa'yı fazla etkilemeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda evet önümüzdeki süreçte fiyatlamalar borsa tarafında bence negatif olmaya devam edecektir. Kısa vadede şöyle baktığımızda gerek Avrupa borsaları gerek Amerikan borsaları bize nasıl yansır diye düşünecek olursak biz yaklaşık 7-8 aydır dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Bu ayrışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ben düşünüyorum ama şu an geldiğimiz son bir haftalık süreçte benim Borsa İstanbul açısından değerlendirdiğimizde 2500'lerin üzerinde çok kalıcı olamayacağını, kar realizasyonunun çok normal olacağını, hatta hatırlıyorsunuz Nisan pozitif etkisi, Ramazan etkisi artı seçimlere yönelik beklenti. Şimdi üç önemli beklentinin ikisinin gerçekleştiğini, fiyatlandığını söylemiştik ama seçimlere yönelik beklentinin daha yıla yayılabileceğini düşündüğümüzde bu iki önemli Nisan ayı ve Ramazan etkisinin bir yerde piyasadaki kar realizasyonunu şu an görüyoruz. Nereye kadar demiştik? Burada da ilk etapta 2500'lerin altına 2400'ün altını görmek isteyecektir. Zaten burası görüldü. Yaklaşık zirveden de şöyle baktığımızda %6-7'lik bir kar realizasyonu gördük ki ilk etapta bu normaldi ve zaten bundan bahsediyorduk. İkinci dalga bir düzeltme süreci söz konusu olabilir ki bu da toplamda eğer zirveyi 2556 olarak görüyorsak büyük olasılıkla 2250-2300'lere doğru yani toplamda %12'lik bir %10-12'lik bir geri çekilme normal olacaktır Borsa İstanbul'da. Çünkü yurt dışı borsalar neredeyse %4-%5'lere yakın düşerken bizim dün biraz daha ayrışmıştık, pozitiftik ama burada bizim piyasalarımız kapandıktan sonra satışların orada daha sertleşmesi bugün de bizim çok normal olarak kar realizasyonuna güne başladığımızı gösteriyor ve bu devam edecektir. Birkaç gün daha görebiliriz ama burada özellikle gelişmiş ülke borsalarında ben Amerikan borsalarını çok daha önemsiyorum bu noktada. Bizde eğer 2300-350 veya 2250 bu bölgeye doğru normal olabilecek bir kar realizasyonundan bahsediyoruz ama burada da özellikle gelişmiş ülke borsalarında çok önemli seviyelerinde kırıldığını hatta dünya risk iştahının euro dolar paritesi anlamında baktığımızda biraz önce anlatmaya çalıştım gerek büyüme verileri gerek faiz artırımları bunların hepsi borsalara negatif fiyatlama etkisi oluşturan gelişmeler. Gerek büyüme, gerek faiz arttırımı, gerek enflasyonu kontrol altına almak için veya arada bir veriyi veya bir süreci kontrol altına almak istiyorsunuz, öteki taraftan sorun çıkıyor. Bunların hepsi maalesef kısa vadede iyi düşünmeye pek mahal vermiyor ama biz biraz daha burada ayrışmaya devam edeceğiz. Eğer buradaki satışlar biraz daha kısa vadede sertleşecek olursa ki olabilir. Çünkü dünya risk iştahının kaçtığından bahsediyoruz. Hatta bir önceki yayınımızda bahsetmeye çalıştım. Kripto paraların çok kısa vadeden orta uzun vadeye yayılabilecek bir satış sürecine girebileceğini, bunun da girmeye başladığında görüyoruz ki tüm dünyada fiyatlamaları maalesef risk iştahının kaçması noktasında veya konusunda etkilemeye devam edeceğini. Biz de bu seviyelere geldiğimizde yani 2350-2250 bu bölgeye geldiğimizde eğer burada durulma devam etmeyecek noktada olacak olursa biz de maalesef biraz daha bu kar realizasyonunu geçmiş yıllar Mayıs istatistiklerine baktığımızda da tüm dünyada Mayıs'ta sat tatile çık gibi bir söylem söz konusudur. Bunun biraz daha yazın tamamına yayılması ihtimali söz konusu olabilir. Bizde de biraz daha belki bunun etkilerini %10'la değil de %12'le değil de belki %15, %20'lere yakın tepeyi dikkate aldığımızda, yani 2500'leri dikkate aldığımızda 2000'lere doğru bir ihtimal söz konusu olabilir. Bunu ilerleyen programlarda tabii ki detaylandırabiliriz. Yani fiyatlamalar anlamında pek de ufukta olumlu bir risk iştahını arttıracak bir durum, dünya risk iştahını arttıracak bir durumda olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Hem Fed'in sıkılaşma döngüsünün başlaması, hem bilanço daraltımı sürecinin Haziran'a işaret etmesi, hem bahsettiğiniz gibi Mayıs ayında sat ve git hususunun çalışması
Belki biraz daha kayıpları Evet. derinleştirebilir ama belki biraz ok çıkarabiliriz burada. Mesela takdirsel tüketim tarafı, bir taraftan teknoloji tarafı, bunların daha çok ezildiğini görüyoruz. Buralarda mı yoğunlaşır yoksa ayrışan sektörler, hisseler olur mu? Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Benim bu yıl başından itibaren daha çok Amerikan teknoloji endeksinde, yani Nasdaq'ta, sonra S&P'de, sanayi tarafında biraz daha, Dow Jones'un biraz daha dirençli olduğunu görüyoruz. Yani kar realizasyonunun biraz daha sınırlı geliştiğini görüyoruz. İfade etmiş olduğunuz gibi aslında evet, elektronik tarafı sanki veya bu noktada baktığımızda daha çok etkilediğini görüyoruz sanki. Tabii Dow Jones sanayi tarafı veya dünyada reel sektör tarafını etkileyen önemli nokta, önemli konu emtia fiyatlarının çok yüksek olması. Gerçi burada da artık ben gerek dünya buğday fiyatlarına baktığımızda, gerek yani yumuşak emtialar, tahıl, hububat tarafına baktığımızda burada dönüşlerin olmaya başladığını görüyoruz. Bir düzeltmeye girdiğini görüyoruz. Yani bundan sonrasının çok daha kötü olması ihtimali artık daha zor. Ama tabii ya psikolojik olarak da bu belki biraz daha etkili. Ama savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının uzama ihtimali veya bu süreçte belki özellikle buğday fiyatlarında biraz daha etkili olabilirim veya geri çekilmeyi biraz sınırlandırabilirim. Bunu da düşünmek gerekir ama ben emtialarda, özellikle sanayi tarafını etkileyen emtialarda, bakır fiyatlarına baktığımızda mesela, bakır fiyatlarında gerçekten iyi bir geri çekilme görüyoruz. Değerli metaller anlamında altın, platin, paladyum, gümüş, buradaki fiyatlamaların sanayi tarafından çok güvenli bir liman oluşması ihtimalini gündeme getirebilir mi? Bunu konuşacağımız günler olacaktır diye düşünüyorum. Ben gerek altın, gerek gümüş, paladyum ve platin biraz daha dip süreci daha önceden başlamıştı. Belki daha önce de olabilirler ama tahmin ediyorum ki bundan sonraki tabloda altının kısa vadeden, gümüşün bu düzeltmeyi tamamlayarak ikinci adımda daha güçlü yükseliş trendi içinde olacağını düşünüyorum. Bu da ister iseniz gerek içeride gram altın son dönemde özellikle 900 TL seviyesi altında, gram gümüşe baktığımız 11'lerin altında, ama bunların da bu bölgeden itibaren bir tepki sürecine girebileceğini, özellikle ben ons altın tarafında yine Ağustos ayına vurguda bulunmak istiyorum. Çünkü belki de 2010-2022, yani bir 12 yıllık tabloya baktığımızda gerek ons altında gerekse gümüşte, tabii bunun etkisi olarak bizde de gram altında 12 yıllık tabloda genelde yaz aylarında, hatta buna bir takım o döneme vurgu yapacak olursak, Hindistan'da düğün mevsimi başladı veya Türkiye'de düğün mevsimi dönemine giriyoruz. Dolayısıyla altın fiyatları yükselişine devam edecek gibi söylemler de söz konusuydu geçmiş dönemde. Şu an pek bunu göremiyoruz ama önümüzdeki süreçte de eminim ki bu tür haberlerde konuşulmaya başlayacak. Çünkü 2011'e gelirken, daha doğrusu ons altının 1921 dolarları gördü. Eylül ayı, o yıl boyunca çok ciddi bir rally görmüştük. Gram altının yeni yeni rekorlar kırmaya başladığı bir dönemdi. Döviz hareketlerinin daha çok fazla olmadığı bir süreçti ama tahmin ediyorum ki bu yaz dönemi değerli metaller anlamında, evet, bence çok daha önemli olacak. Hatta ben ons altın tarafında yeni rekorların gelebileceğini düşünüyorum. Yani 2000'lerin üzerinde çıkıp 2000'lerin üzerinde kalıcı hareketler olacağını düşünüyorum. Evet. Ağustos'a gelene kadar da yeni bir rekor geleceğini, rekor beklentimi teknik anlamda, fiyatlamalar açısından, trend açısından baktığımda mümkün olacağını tahmin ediyorum. Arkasından tabii ki gümüşün de, aslında gümüş çok ciddi anlamda ucuz kaldı ki bu çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bilim insanları da gümüş açısından önümüzdeki 5-6 yıllık süreç sonunda dünyada gümüş madeninin bitebileceğini, bitme ihtimalinden bahsediliyor ki bu çok önemli bir nokta. Eğer dünyada gümüş maden olarak bitecek olursa
Bunun yansımaları ne olur? Bunun fiyatlamaları ne olur? Bunları da belki ilerleyen süreçlerde belki konuşulacak şeyler ama çünkü gümüş altın karşılaştırmasına baktığımızda çok daha ucuz kaldığını görüyoruz gümüşün. Orta uzun vade için ben gümüşün altınla birlikte tabii ki hareket edebileceğini ama zaman içinde de daha olumlu ayrışabileceğini tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Stratejist Halil Reçber sorularımızı yanıtladı efendim. Hemen dönelim borsadan şirket haberlerine göz atmaya. İlk olarak girişim elektrik sanayiden bahsedeceğiz. Şirketin %70 bağlı ortaklığı EuroPower Enerji tarafından Kale Enerji'nin Kahramanmaraş'ta bulunan Dilek Rüzgar Elektrik Santrali arazisine mevcut rüzgar elektrik santrali içerisinde kurulacak arazi tipi GES yapımımız kapsamında Kale Enerji ile 4.1 milyon dolar bedelle anlaşma sağlandığı ifade edilen hususlar arasında. Şimdi girişim elektriği şu an için 23 lira 94 kuruşta görüyoruz. Son bir aylık performansı karşımızda. An itibariyle %1.8'lik yukarı yönlü hareketi var. Endeksten de pozitif ayrışıyor. 23 lira 94 kuruş seviyesi son bir ayında işlem gören en yüksek seviyesi an itibariyle işlemlerin geçtiği nokta. Aşağıda 19 lira 24 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Bir diğer kağıdımız Yahut Teknoloji. Şirketin Tuzla'da 13.497 metrekarelik arsayı 41,5 milyon lira bedelle satın aldığına dair bir açıklama geldiğini görüyoruz. Ve yine şirketin Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi arasında proses otomasyon sistemi kurulması amacıyla sözleşme imzalandığına dair bir haber akışı var. 59 lira 45 kuruşta görüyoruz. 0.25 aşağı yönlü hareketi takip etmekteyiz. Son bir ayda 62 lira 80 kuruştan 57 lira 55 kuruşa kadar geri çekilmeyi takip edebiliyoruz. Şu anki tablomuzda performansa baktığımız vakit. Ve yine sermaye artıran, tedbir uygulanan şirketlerin detaylarını vererek devam edeceğiz. İlk olarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı karşımıza çıkıyor burada. Şirket sermayesi bugün 1 milyar liradan %14,5 oranında bedelsiz olarak 145 milyon lira artışla 1.1 milyar liraya yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı da 2 liraya denk gelmekte. Bu açıklama yapılmış durumda. Sermaye artıran şirketler arasında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı görmekteyiz. Tedbir uygulanan şirketlerde ise ODAŞ karşımıza çıkıyor. Orada da VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Haziran'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini görmekteyiz. Yine bu süreç içerisinde finansalları açıklanan finansalları takip etmeye ve aktarmaya devam ediyoruz. Şişecam onlardan biri. Şişecam'ın detaylarına baktığınızda 2022'nin birinci çeyreğine dair açıklanan rakamlarda piyasa beklentisinin %31 üzerinde 3.57 milyon lira net kar açıklandığını görmekteyiz. Bu rakam yıllık olarak %165 artışa işaret ediyor. Bir önceki çeyreğe göre ise %29 civarında bir azalış göstermiş oluyor. Yıllık olarak karşılaştırıldığında ise 518 milyon liralık bir net finansal giderine rağmen gelirlerde neredeyse %200'lük artış var. FOBÖK'teki %234 artış ve 625 milyon liralık bir ertelenmiş vergi gelirinin etkisi karşımıza çıkıyor. Net karın yıllık olarak %165 diye düzeltelim artışında etkili olarak görünmekte. Şişecam birinci çeyrekte ayrıca 305 milyon lira net diğer gelir kaydetmiş ki bu 2021'in birinci çeyreğinde 169 milyon lira seviyesindeymiş. Bu çeyrekte 305 milyon lira olarak açıklamışlar. Ve son rakamlara baktığımızda yine bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığındaysa gelir ve FOBÖK'te sırasıyla %54 ve %87 çeyreksel artışa karşın daha düşük toplam operasyonel olmayan gelirler net karın çeyreksel olarak %29 azalmasına neden olmuş denmekte. 335 milyon liralık bir yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğinden bahsetmiştik. Net finansal gelirle kıyaslandığında 2021'in dördüncü çeyreğindeki birinci çeyrekte 518 milyon liralık net finansal gider kaydettiğini görmekteyiz. Yine beklentilerle uyumlu rakamlar var. Şişecam cephesinde 2022'nin birinci çeyreğinde %199 ve çeyreksel olarak baktığımızda ise %54 artış. Birinci çeyrek gelirlerin segmentlere göre dağılımında %29 civarında mimari cam, %7 otomotiv camı, %11 ev eşyası
cam tarafında yine. %16 cam ambalaj, %30 kimya ve %7 de diğer gelirler olarak karşımıza çıkıyor. Kimyasallar segmentinde yine ABD'de doğal soda kül faaliyetlerini tam konsolide etmeye başladığını hatırlatmak lazım. Bu anlamda uluslararası faaliyetlerden elde ettiği gelir konsolide gelirlerinin %66'sını oluşturmakta diyebiliriz. Şişe camın finansallarına dair detayları da verdik ve portföy yönetiminde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada noktalayacağız ama saat başında piyasa saatiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere.